Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nin değerli dostları. Bugün bir ilke imza attık. 13 gün önce Bant'a kaydettiğimiz videoyu bugün yayına verdik ve yayını bitirdik. Şimdi sevgili Görkem'le birlikte, Yalvaş Bey çok geç bir saat olduğu için onu davet etmedik. Görkem'le birlikte canlı yayında bu video, yayınladığımız video üzerine, yani çocuk yazını üzerine konuşacağız. Sorularınız olursa altta yorum kısmında yazabilirsiniz. Ben onları Görkem'e iletirim. Görkem de zaten görecektir. Evet Görkem, nasıl geçti bu bir hafta? İyi geçti Nevzat abicim. Sizin nasıl geçti? Vallahi iyi, koşturmaca. Siz daha çok koşturuyorsunuz. Biz oturduğumuz yerden yazıyoruz, çiziyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Güzel, çocuk güzel. Yazını üzerine yeni bir şeyler yaptın mı? Yeni bir şeyler çıkartıyor musun? Nevzat abicim, şu anda çalıştığımız bir proje var. Bu proje şiir projesi. Ve bunu işte 22 ressam, çizer, Türkiye'nin önemli isimleriyle bilmiş şiir seçkimi olarak hazırlıyoruz. Evet. Şu anda bir vakıfla birlikte çalışıyoruz bunun için. Her gün yazışmalar yapıyoruz, konuşuyoruz. Güzel olacağını düşünüyoruz. Senin kitapların şeyden çıkıyor değil mi? İş sanattan mı? İş kültür? Bu da oradan mı çıkacak? İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan, yayımlanan kitaplarım var şu anda. Evet. Hep kitaptan yayımlanan kitaplarım var. Ayrıca bir de yeni bir yayıncıyla konuşuyorum. Onun da bir ay sonra ya da yani önümüzdeki günlerde baskıları yapılacak. Bu arada haberin olmuştur diye sanıyorum. İş Bankası Kültür Yayınları'nın başından Ahmet Bey 31 Ocak itibariyle emekli oldu. Yeni kim geldi bilmiyorum. Evet, e-posta yolladı, geldi. Ben gördüm. Ama çok iyi bildiğim bir süreç değil. Nevzat abicim. Biz yazışıyorduk da vedalaştık. İnşallah yeni projelerde, iyi şeylerde beraber oluruz diye yazıştık. Umarım, çünkü çok güzel bir süreç yürütülüyordu orada. Evet, evet. Ayhan'la çalışıyorum. Çok da memnunum onunla çalışmaktan. Çünkü çocuk kitabını seven, sahiplenen çok iyi bir editör. Aynı zamanda yayın evinin başında, çocuk bölümünün başında. Onunla çalışmak benim için çok keyifli. Pardon, ismi kaçırdım. Kim dedin? Ahu Ayhan. Yalvaç Bey'in adına olan kitapçı nerede? Nişantaşı'nda. Yalvaç Bey'in kızı başında demiştin. Yani canlı yayında nasıl tarif edebilirim size? Şöyle söyleyeyim. Bir alışveriş merkezi var, çok meşhur. Onun arka kapısına girdiğiniz zaman hemen karşınıza sol çaprazınızda Yalvaç abi kitap evi çıkacak. Yani çocukların çok kolay uğrayabilecekleri, alışveriş edebilecekleri falan bir yer. Zaten müdavimleri olan, benim yani de en çok beğendiğim çocuk kitapçısı Yalvaç abi kitap evi. İyi, beni de götürürsün bir gün. Ha, bir gün şeye gideceğiz. Tabii orada yabancı yayınları da bulmanız mümkün. Çok çok sevdiğim bir kitap evi. Ve oraya girdiğiniz zaman böyle pasta, şekerler olan bir yer gibi görüyorsunuz orayı. Çocuk kitabı sevenler için söylüyorum. Çok çok hoşlandığım bir yer ve her zaman orada çalışanlar da bütün kitapları bilir, önerir. Sizin zevkinize göre, yani siz fantastik seviyorsanız ona göre. Çünkü çocuk yazında şöyle bir şey var. Siz tıpkı bizim gibi önerilerde bulunursunuz ama Nevzat abi, sen bana bir kitap önerirsin ama benim çok ilgimi çekmeyebilir. Evet. Kitapçılarda böyle yetkin kişilerin çalışması çok önemlidir ve Burcu buna çok dikkat eder her zaman. Evet, o önemli. Ben de yani kitapçılara ve sahaflar, özellikle sahaflar da çok önemli olduğunu biliyorum. Tabii. Yani insanlara gidiyorum, bir kitap soruyorum. Ya o kitap var mı yok mu, haberi bile yok mesela bazısı. Evet. Nedir o, kitap mı yoksa başka bir şeyden mi bahsediyorum falan. Ama bazısı da kalkıyor, onun yazarıyla, basıldığı yerle, bilmem neyle falan filan ilgili çok ayrıntılı bilgiler veriyor. Yani okur yazar insan olması çok önemli benim için. Yani iletişim kurabilmeliyim o insanla. Bizim Mehmet Küreli ile onun hep gezileri vardır. Ben küçükken de yaptığı, ben yokken de yaptığı gezileri. Aslan özellikle bizim için çok önemlidir. Aslan'daki saflar
Çok yetkin sahaflar. İstediğiniz Evet. kitabı size bulurlar, getirirler. İstediğiniz baskıları, istediğiniz çevirileri getirirler. Ben de çok keyif alırım bu süreçten senin gibi. Evet, şeydeki bizim gençliğimizde işte Beyazıt'taki Beyazıt Kütüphanesi'nin arkasındaki o sahaflar çok önemliydi. Şimdi Kadıköy'deki sahaflar, birkaç tane sahaf var. Bu işi bilen insanlar, onlar insana keyif veriyor. Onlarla sohbet etmek bile keyif veriyor. Geçenlerde Pardon Nevzat abicim. İbnü'r-Rüşd ile ilgili bir kitap arıyordum. Kadıköy'de bir sahafa gittim. Dedim ki ya ben bu şu tarihte 1968'de Türkçe'ye çevrilmiş bir nüshası var. Yani onu arıyorum dedim de o sahaf bana dedi ki şu anda Türkiye'de iki nüshası var. Yani bulabilirseniz alın ama şu anda nadir kitapta bir de yok bu demişti. Onun için sahaf olmak ya da kitapçı olmak da çok önemli. Tabii ki öyle. Evet. Ama şu anda Beyazıt'ta aynı aradığımız tadı bulamıyoruz ne yazık ki. Çünkü ben de üniversitede konservatuvar öncesi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okumuştum. Ve o sahaflardan çıkmazdık. Evet. Onlar için okul gibiydi. Ama şimdi ne yazık ki orada da bir düşüş yaşandı. Kadıköy'deki ya da Aslıhan'daki ritmi ya da işte istediğimiz özellikleri oralarda bulamıyoruz artık. Şeyden çok bahsetmedik ya bu oyuncak sergisi, daimi oyuncak sergisine. Sen gitmişsindir umuyorum Rahmi O kadar Kurt Müzesi'ne. güzel bir yer ki Nevzat abicim. Yani Yalvaç abinin koleksiyonu zaten çok çok değerli bir koleksiyon. Daha önceki kaydımızda da söylemişti. Evet. Bant'tan yine sizin yayında da söylemişti. Koç Müzesi'nin içinde. Bence Türkiye'nin en güzel koleksiyonu. Tabii Sunay abininkini de çok beğenirim. Zaten ikisi birlikte hani çalıştılar ya da konuştular. Öyle Evet. ilerledi süreç. Yalvaç abinin çok güzel bir koleksiyonu var. O Fenerbahçe vapurunun içinde mi o sergi? Vapurun içinde görülebiliyor ve Ha. kendinizi bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz. Yani her oradaki oyuncak ya da işte oyuncak olarak kullanılan obje sizi bambaşka yerlere götürüyor. Yani anneannenizin oynadığı oyuncaklar, dünyadaki en önemli şeyler. Yani bunları Yalvaç abiyle konuşmanız lazım. Çok güzel anlatır Sunay abi gibi. Ama ben orada çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Bizim Cerrahpaşa'da da benim sınıf arkadaşım Profesör Cenk Büyükünal sağlıkla ilgili oyuncaklarla yani ambulanslarla, hemşirelerle, doktorlarla, sağlık gereçleriyle falan çok güzel bir müze açtı. Biz açılışında da ben vardım. Sonra onu Sağlık Bakanlığı'na sanıyorum Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Şu anda ne halde bilmiyorum ama yani Cerrahpaşa'nın içinde sıkışıp kalmış olması da çok hoş değil. Yani insanlar bence tabii Cenk onu nasıl düşünür, nasıl değerlendirir bilmiyorum. Başka bir mekanda daha çok insanın ulaşabileceği bir yerde olsaydı Yalvaç Bey'in şeyleri gibi o hani teneke polis arabası gibi orada da teneke ambulanslar falan var. Çok güzel oyuncaklar vardı. Bu arada sen görebiliyor musun? Biz çok geç saatlere kaldık diye başka yorum alamıyorum. Senin söyleyeceğin bir şeyler varsa onları da ilave edelim. Cansız başladığımız bu yayını canlı bitirelim. Nevzat abicim, benim söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Sizin kütüphanenizin çok önemli olduğunu biliyorum. Orada çocukla ilgili, çocuk yazını ile ilgili eserlerin çoğalmasını çok arzu ediyorum. Olacağını da biliyorum. Senin de buna çok özen Evet, gösterdiğini evet, biliyorum. evet. Senin de, hepinizin de yani. Ve her şeyin çocuktan başladığını biliyoruz. Ama ne yazık ki buna çok özen gösteren bir ülkede yaşamıyoruz ama sen, ben ya da işte Yalvaç abi bizim gibi, işte Mehmet Güreli gibi herkes de çok iyi biliyor ki her şey çocukluktan başlıyor. Evet. Ve çocuklukta kısıtladığımız her şey, çocuklukta özen gösterdiğimiz her şey tam tersine bizim için her şeyin aslında yekününü oluşturuyor. Ve biz ne kadar çocuğa yatırım yaparsak bugün,
bu yatırımı maddi anlamda kullanmıyorum. Tabii ki Evet, onlar evet. da var. Eğitim, sağlık, barınma hakları, işte çocuk hakları evrensel beyannamesine uymak gibi önemli konular. Ama bunun dışında işte hayal güçleri, onların yaşaması, onların bu duygularla birlikte olması o kadar önemli ki biz bunu sağlamaya çalışan küçük bir azınlığız bu ülkede. Ne Evet. yazık ki hiç kimse buna özen göstermiyor. Göstermesini de ümit ederek biz hayallerimizi hiçbir zaman yıkmadan devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani seninle ayrı bir program yapmamız lazım Görkem. Yaparız Yani ne zaman istersen. yani senin televizyonculuğunla ilgili ve öyle hayat sanat programını başlatmıştın. Yani onu biliyorum. Ondan ilgili bakayım şurada bir tane bir Evet, kıpırdanma yorum oldu. galiba. Ben de gördüm. Evet. Bir iyi akşamlar diliyor. Gittiğiniz yayın evinin ismini tekrar rica edebilir miyim? Çok merak ettim. Listeye ekleyebilirim. Sahaflar da çok değerli. Seneler oldu gitmeyeli. Evet, senin Yalvaç abi bir kitapçısını soruyor. Yani ismini soruyor. Yalvaç abinin kızı Burcu Ural Kopa'nın bir kolu olarak Evet. söylenebilir. Yayıncısı da Marsık'tır ve çok güzel kitaplar basar. Mars'ın logosunu zaten izleyenler hatırlayacaklardır. Marsık bir kedi aslında ve onlar anlatırlar sonra hikayesini. Onların işte Burcu'nun çocukken olan bir kedisi olduğunu öğrenmiştim ben. Ama benim haddime düşmez yani onların geçmişi. Mars'ı ben de çok severim. Yani çok güzel kitaplar basar Marsık. Ve çok güzel kitaplar da getirir. Yani yurt dışından da kitaplar getiriyor ve satışa sunuyor. Yani çocukların ulaşmasını sağlıyor. Yani Mars çok güzel kitaplar basıyor zaten. Çok kaliteli kitaplar. Bence Türkiye'nin en iyi kitaplarından bazılarını basıyor. Tercüme de var mı? Çeviri Tercümeler kitaplar mı? var tabii ki. İtalyancadan çeviriler de var. Burcu'nun özel yaptığı çeviriler de var. O çünkü çevirmendir aynı zamanda. İtalyanca çeviriler de yapar. Bunun dışında işte pek çok yayınlanan kitapları da vardır. Aynı zamanda Yalvaç Abi Kitap Evi'nde diğer yayıncılarla çalıştığımız bütün kitapları da çocuk yazını anlamında her şeyi bulabilirsiniz. Ama aynı Böylece bir zamanda siz örneğin İtalyan lisesinde okuyorsanız, işte Almanca biliyorsanız, İngilizce biliyorsanız çocuk olarak o kitaplara da ulaşabilirsiniz. ne kadar güzel. Böylece bir yol göstermiş olduk çocuk okurlara ya da o çocukların anne babalarına, arayış içinde olan anne babalara. Ben zaman zaman bunu yapıyorum. Yani gidip gördüğüm yerleri kendi grubumda, arkadaş grubumda, doktor arkadaşlarımla veya diğer gruplarımla paylaşıyorum. Yani şöyle bir yer var, çocuklarınızı buraya mutlaka götürün. Ne kadar güzel. İyi oluyor diye düşünüyorum. Evet, bir sağlıkçı okurumuzdan bu mesajlar geldi. Teşekkür ettiler bize. Kafka Teşekkür ederim. Dünya merhaba dedi. Acaba devamı gelecek mi diye baktım. Evet. Televizyonculukla ilgili de Nevzat abicim biraz önce yarım kalmıştı. Onu da tamamlamaya çalışayım izninle. TRT 2'nin açılışını, yeni açılışını ben yapmıştım. Evet. Yayın hayatına benimle birlikte başlamıştı. Yani benim sunumumla başlamıştı. Sonrasında da işte benim Bağcık filmimin vizyona girişine kadar yönetmen olarak yaptığım ve yapımcı olarak yaptığım, senaryosuna da katıldığım Bağcık filminin vizyona giriş tarihine kadar bir sözleşmemiz vardı. Hayat Sanat Programı işte o 3-3,5 aylık tam hatırlamadığım dönemde her gün canlı yayın şeklindeydi hafta içinde. Ve tabii ki bu sanat programıydı. Ben daha önce TRT Türkçe'de kültür sanat programı yapmıştım. Bu benim bir ek uğraşım diyelim. Çünkü çocuk edebiyatı gibi hem ekte hem de benim için çok önemli olan uğraşlar. Çünkü maalesef ülkemizde kültür sanat programları çok ötelendi. Yaptığımız işleri örneğin bir tiyatro oyunu Ben Anadolu'yu yönettiğimde karşılık olarak bir yere koyamıyoruz şu anda. Çünkü sanat programları çok azaldı. Gerek televizyonlarda gerek gazete sayfalarındaki kültür sanat haberleri çok azaldı. Bunun da çok büyük bir üzüntüsünü çekiyoruz hep birlikte.
Çünkü eskiden... İyi ki TRT2'de o programları başlatmışsınız. Yani ben TRT2'yi senin sayende tanıdım. Yani evet, hatırlıyorum. Hayat Sanat diye bir programla başladım diye arıyorum, bulamıyorum. TRT2 diye bir kanal var mı, yok mu falan, bulamadım. Ve senin sayende tanıdım. Yani şu anda da evde izlediğim sanat kanalı o. Yani Hayat Sanat. Çok güzel bir yayın çizgisi var. Çok güzel, hiç vazgeçemeyeceğimiz bir kanal oldu TRT. Evet. Yani o, zaten onun dışında da maalesef kültür sanatla ilgili yayınlar öyle yapıyorum. Başka bir özel kanal yok. Evet, hem kanal güzel. Hem de hatırlarsan Nevzat abicim, eskiden her kanalın içinde bir kültür sanat programı mecbur olurdu. Evet. Ya da işte kitaplar önemliydi, tiyatro önemliydi, sanat önemliydi. Ama şimdi maalesef bu alanları, bu mecraları bulamıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Koştur koştur. Yani açıklamada bulunamadık. Bu akşamı niye biz böyle battan yayınladık diye. Senin bu akşam bu yayın yapacağımız saatte bir başka yerde yayında olmak durumunda olduğundan dolayı yayını banda kaydettik. Yalvaş Bey de sağ olsun o yayına katıldı. Onun için bugün banttan yayınlamak zorunda kaldık. Teknik arızalar oldu. İzleyicilerimizden özür diliyoruz. Bir dahaki sefer cap canlı karşılarında olacağız. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Nevzat abicim. İyi akşamlar herkese.